Evet şimdi de insert komutundan konumuza devam edelim. Insert herhangi bir tabloya veri eklememizi sağlayan bir komuttur. Kullanımı insert yani bir veri ekleme işlemi yapacağımızdan dolayı öncelikle insert komutunu bildiriyorum. Ardından hangi tabloya veri ekleyeceksem o tablonun ismini belirliyorum. Ve parantez içerisinde o tablonun hangi kolonlarına veri eklenecekse kolonlarını belirliyorum. Ardından values anahtar sözcüğüyle de ilgili kolonlara gönderilecek değerleri virgülle parametrik olarak gönderiyorum. Şimdi örnek olarak personeller tablosuna ki keza Northwind tablosunda veritabanında çalıştığımızdan dolayı personeller tablosunda örnek yapalım. Insert demişim. Yani bir veri ekleme işlemi yapacağımı belirtmişim. Ardından hangi tabloya veri ekleyeceğim? Personeller. Peki hangi kolonlarına veri ekleyeceğiz? Adı ve soyadı kolon kolonlarına veri ekleyeceğimi belirtmişim value sanatlar sözcüğüyle ilgili değerlerimi belirtip sorgumu çalıştırdığımda da ekleme işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Tabi burada dikkat etmeniz gereken birinci hususumuz şudur. Kolonların sırasına göre verilen değerler eklenecektir. Yani burada birinci parametre birinci kolona, ikinci parametre de ikinci kolona gideceğini bilmeniz gerekiyor. Eğer eninci kolon varsa eninci parametrede de Kider değer eninci kolona gidecektir. Şimdi buradaki sorguyu şöyle çalıştıralım. Gelip personeller tablosunu güncelleyelim. Gördüğünüz gibi verimiz buraya eklenmiş. Peki niye diğer kolonlara nal eklenmiş? Onu sorarsanız biz burada hangi kolonları belirliyorsak ilgili satırda belirlenmeyen, veri gönderilmeyen diğer kolonlara nal değeri gönderilecektir. Tabi belirli şartlarda gönderilecektir. Birazdan biz bunları inceleyeceğiz. Eğer ki tablomuzun yanında e, parantez ile veri eklenecek kolonları belirtmiyorsak bu tablonun bütün kolonlarına veri gönderileceği anlamına geliyor. Haliyle gördüğünüz gibi tablomuzda ne kadar kolon varsa hepsine biz burada tek tek verileri göndermişiz. Peki ya hocam hangi kolona hangi veriyi gönderdiğimizi nereden anlayacağız diye sorarsanız e, hemen Management Studio'da Object Explorer penceresine gelip ilgili tablonun kolonlarını açarsanız kolonsuz penceresinden burada kolonların sıralaması neyse buradaki parametrik sıralamada o olacaktır. Yani yıldız soyadına işte genç ay adına diye bu şekilde bu sıralamada gidecektir. E, şunu da sorabilirsiniz ya hoca neden e, yıldızı soyada verdiğinde personel ID'ye vermedin? birazdan bununla ilgili dikkat etmeniz gereken hususlarda değineceğim. Onun için şimdilik değinmiyorum buraya. Evet, geldik ki dikkat edilmesi gerekenler diye bir başlık atmışım. Önemli olan noktaları sizlere değineceğim. Ee, öncelikle into komutu ile yazılabilir diye bir not almışım buraya. Bu ne demek? Eğer ki siz internette Kâh bu konuyla alakalı ya da başka bir konuyla alakalı bir makale okuyorsunuz ve bir baktınız ki insert komutunun yanında into komutunu kullanmış. Ya hocam sen bize into komutunu göstermedin demeyin diye bu e, notu da buraya yazdım. Into komutu ne işe yarıyor? Into komutu ek olarak hiçbir işe yaramamaktadır. Eskiden, çok eskiden biz into komutunu insert ile beraber kullanıyorduk. Artık günümüzde kullanmaya gerek olmadığından dolayı direkt insert tablo adıyla devam ediyoruz. Yani into eskide kaldı. Eğer ki eski makalelerden herhangi bir yerde into'yu görürseniz benim hakkımda kötü düşünmeyin diye bunu belirtmek istedim. Bunun dışında kolonun kabul ettiği veri tipi ve karakter uzunluğunda kayıt yapılmalıdır. Bu ne demek? Şimdi şuraya dikkat edersek bir daha. Adı kolonuna bakalım. Gördüğünüz gibi var char tipinde 10 karakterlik bir kolon. Eğer ki biz buraya gidip işte sayısal tipte e, ya da metinsel tipte 20 karakterlik bir veri girdiysek buradaki e, özelliği açtığımızdan dolayı hata verecektir. Dikkat etmemiz gereken nokta tablomuzun ilgili kolonunun özelliklerine uygun veriler girmeye dikkat etmemiz gerekecek. Bunu kastediyorum burada. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Eğer burası e, sayısal bir kolonsa gidip de metinsel bir ifade girmeye çalışmayın. Hatayla karşılaşırsanız <laughs> affedersiniz. E, not Natnal olan kolonlara boş bırakılmayacaklarından dolayı mutlaka değer gönderilmelidir. Şimdi e, şöyle personeller tablosunu incelerseniz eğer not olan 3 tane kolonumuz var. Biri personel aydı, biri soyadı, biri de adı. Şimdi not null demek bu kolonun boş yani null olamayacağı anlamına geliyor. Haliyle null olamayacaksa herhangi bir satır ekleme işleminde, herhangi bir veri ekleme işleminde illaki bu boş olamayacak kolonlara bizim değer girmemiz gerekiyor. Şimdi bununla ilgili şöyle bir çalışma yapalım. Personeller tablosunda ünvan ve ünvan ikine ben değer gireceğim. Ki keza gördüğünüz değerlerimiz bunlar. Ben bu sorgumu çalıştırdığım zaman, Görüldüğü üzere hata almaktayım. Hatamızda diyor ki nal diyor işte soyadı diyor adı diyor bunların nal olamaz diyor. Hataya bakarsanız anlarsınız. Adı ve soyadı kolonları not nal yani nal olamaz kolon olduklarından dolayı ayrıyeten buradaki sorguda buradaki kolonlar dışında belirtilmeyen veri gönderilmeyen kolonlara nal değer ekleneceğinden dolayı bir tezat oluşmakta. HADİL'de insert komutunu kullanırken ilgili tablonun not olan tüm kolonlarına burada veri eklemeyi unutmayacaksınız. Halil'e ben ünvan ve ünvan ekine veri göndermek istiyorumdur orası ayrı bir konu ama mecburen adı ve soy adı kolonlarına burada gelip verilerimizi paşa paşa göndermemiz gerekiyor ki buradaki istediğimiz amacımıza gayemize doğru, uygun bir şekilde çalışabilirim. Ee, bunun dışında ya hocam personel ID niye ona veri eklemiyorsun? O not, not, not değil mi? Niye işte efendime söyleyeyim biraz önce konuştuğumuz üzere yıldızı gittin soya da verdin de personel ID'ye vermedin diye sorarsanız işte geldik oraya. Otomatik artan identity kolonlara değer gönderilmez. Bu kadar. Personel ID primary key ve identity özelliğine sahip değil mi? Evet sahip. Haliyle kendiliğinden değerini almayacak mı? Alacak. E bunu e bir zahmet biz biliyorsak zaten SQL Server da biliyor. Haliyle primary key ve identity özelliğine sahip olan kolona biz insert komutunda veri göndermeyiz. Buna gerek yok. Geçiyorum. Tablodaki seçilen yahut bütün kolonlara değer gönderileceği belirtilip gönderilmezse hata verecektir. Ne demek istiyorum? Arkadaş burada personeller tablosuna adı ve soyadı kolonlarına ben değer göndereceğim deyip de sadece bir tanesine değer gönderirsem Görüldüğü üzere hatalı. Burada ne belirttiysem bütün belirtilenlerin hepsine değer göndermek zorundayım. Nal dahi olsa nal değerini göndermekle mükellefim. Yani e, illa bir şey göndereceğiz belgesle. Ya da belirtmeyeceksin eğer bir şey göndermek istemiyorsan. Ya da işte buradaki örneğimize bakarsak parantez içinde herhangi bir şey belirtilmemiş. Halide personeller tablosunun bütün kolonlarına değer gönderileceğinden dolayı gönderilmesi gerekirken bir tane parametre gönderilmiş. E haliyle hata almış olduk. Şimdi size insert ile ilgili bir pratik kullanım göstereceğim. Şuraya bakarsanız eğer müşteri tablosuna 3 tane veri gönderiliyor. 3 tane veri eklenecek. Şimdi dikkat etmeniz gereken nokta şu. Eğer ben veri ekleyeceksem, bu veri ekleyeceğim, e, birden fazla veri ekleyeceksem, bu e, yazacağım sorgularda tablo adları aynıysa, görüldüğü üzere ve bu tablonun eklenecek kolonları da aynıysa görüldüğü üzere. Burada şöyle bir çalışma yapabilirim. Ha böyle kullanırım bu bizim isteğimize kalmış. Ha da şu şekilde yani values kısmını ben parametrik olarak virgülle bu şekilde ayırarak istediğim ee, sorguyu, ekleme sorgusunu, verileri bu şekilde ekleyebilirim. Yani buradaki kullanım arka planda şuradaki kullanım oluyor. Daha pratik bir kullanım olduğundan dolayı sizlere bahsedeyim dedim. Şimdi insert komutuyla ilgili asıl önemli noktalara geldik. Ee, ben aslında bu kısmı kesip e, ikinci insert konusuyla alakalı ikinci videoda bahsetmek istiyorum. O yüzden sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.